Ya oğlum bak tabii senin yüzünden ben çıkıyorum ya Noel babalığa. Arkadaşım rolümü çok gerçekçi oynadım diye beni suçlayamazsın ya herhalde. Ya sus ağzını yüzünü kırarım ha. Hiçbir şey yapma tükene otur sahip çık. Yanma şekli. Dur bir işaret yapıyor mu? Ses deneme, deneme ses. Ses deneme, deneme. Evet yavrum be. Bu çalıştığı zaman aklını kaybedeceksin Beşer. Kendin pişir, kendin ye gibi. Evde karaoke sistemi. Daha üstüne var mı be? Hiç kimse bunu gördükten sonra asaletin o mendebur partisine gitmez biliyor musun? Hepsi evde kalacak. Alo. Al. Ulan bu çalıyormuş. Vay, asalet örümceği arıyor. Alo. Süper. Koç gibiyim, ne oldu? Yok ya, alo. Bırak, alo. Ulan harbiden giderler mi lan? Hepsi gelecek diyor. Yok canım, bence dümen yapıyordur ya. Hiçbiri gitmez, ne yapacak abicim? 50 yaş partisine mi gidecek orada? Karaoke, en güzeli. Ver, ver bakayım bir. Al bu çocuğu. Ver bu çocuğu. Çayga gireyim mi? Eşerciğim sana nasıl enerji yükleyeceğim onu çözemedim yani. Ben çayga gireyim mi? Enerjiyi sonra halledelim. Yürekten yürüyor yıllarda ama. Biraz bas verin. Ne haber abi? Ne haber Kumru? Oturabilir miyim? Tabii ki. Ya bu geceki yılbaşı partisi için konuşacaktım seninle. Konuşalım tabii. Ne konuşacaktık? JJ, yine bu rüküş abinin masasında mısın? Ay, zevkinden şüphe eder oldum. Güzel bakalım. JJ, yılbaşı partisini yerine ayırdık. VIP'tesin. Ay ben, seni de çağırırdık ama bizim evde tombala yok. Ay ben şimdi bunları yollarım, vallahi bakma, boş ver. Her sene bu iğrenç partilerinizden gerçekten çok sıkıldım. Ya bu sene tombala, kestane partisi falan bulursam hakikaten sevineceğim. O yüzden benim yerime herhangi bir oduna verebilirsin. Siz galiba evde kutlayacaksınız değil mi Ayva? Biz, evet. Misafir kabul ediyor musunuz? Canım, başımızın üstünde yerin var. Süper. Akşam ararım o zaman. JJ, JJ, domin misin JJ? JJ, JJ. Aa, ne oluyor kız? Adam sizinle mi gelmek istiyor işte? İyi de ben anneannemin yılbaşı partisine gideceğime söz verdim. Onu geçtim. Bize gelse babam onun kemiklerini kırar. Ne yapacağım ben? Bakın o hediye paketlerine dokunanları yakarım. Günaydın çocuklar. Oturun, oturun. Ne oldu ya siz de hediyelerinizi dağıtmadınız mı? Hadi bakalım hediye zamanı. Hocam sınıf sizin karşınızda hediyeleri vermekten utanıyorlarmış da siz çıktıktan sonra vereceklermiş. Olur öyle yapsınlar o zaman tamam. Hadi çıkalım o zaman o bench. Gel. Çıkalım derken ayrıca ben niye çıkıyorum? Disipline ya. Disipline mi? Ha. Anladınız demek. Nasıl? Vallahi Öbencim senin bu açgözlülüğün takdire şayan. Ne diyeyim ben bile şaşırdım yani. Sınıf zaten toplam 25 kişi. Sen içine 55 tane Öben yazıp atmışsın kağıtları. 30 tanesi hala kesenin dibinde. Hocam belki arkadaşlar yapmıştır. Tabii tabii. Ben de öyle tahmin ettim. Onu seninle disiplinle görüşeceğim. Onun için ben şimdi müsaade edersen şu senenin son kulağını da bir alayım. Buyurun. O zaman ben de kapanışı iğrenç besliğiyle yapıyorum. Seneye görüşürüz. Ben gelmeden hediye falan dağıtmak yok, beni bekleyin. Buyurun, önden alın. Yok aga yok. Beceremedim yani Beşer. Yapamadım abi. Ne yapıp ne edip Meveş ve çocukları ben bu evden ayıracaktım ya. Kendisi gitmek istiyorsa gitsin yürüdüğüyle yapsın yılbaşı gecesini değil mi baba? Yani yapamadım. Yapamadım. Ama ne yapabilirim yani? Bir de kızları düşün, hanımı düşün. Yani lüks yemekler var. Müzik on numara. Mekanı görsen
At yorulur. Samimi söylüyorum, at yorulur yani. Bizde ne var? Kuru soba, tombala. Üzülme be abi. Sen de yılbaşında bize gelirsin. Ben nereye geliyorum oğlum size? Her fırsatta aynı muameleyi yapıyorsun bana. Oturacağım yılbaşı gecesi sizde. Komik kedi videoları mı izleyeceğim? Bırak bu işleri be kardeşim. Faik abim, Safiye ablam bak ya. Ya şunlara bak. Vallahi ne kadar mütevazılar be kardeşim. Hanginiz yarattı abimle ablamı? Buyur abim, emrin nedir? Ay aslanım be. O kadar hoşumuza gitti ki hindiler bize ilaç gibi geldi. Ben artık ben var ya neşe kaynağı oldum. Zaten neşeliydim de basıyorum kahkahayı evin içinde. Şükürler olsun, çok sevindim buna. Aslancığım, Safiye'yi bu kadar memnun ettin ki sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum vallahi. On numara bir esnafsın ya. Allah seni nazardan saklasın. Nur topu gibisin maşallah. Maşallah, maşallah. Bunun memnuniyeti, bunun vücudunu toparladı. Şuraya... Çok sevindim hayatım. Yani elin adamı karşısında hoplayıp zıplamanın da bir anlamı yok Safiye. Kardeşiz biz abicim, Faik abim yani ablamın harbiden hastasıyız yani. Öyle değil mi lan Meşe? Tabii abi, doğru. Faik abi, ben biliyorum böyle garibana yardım ediyorsunuz. Sizden bir ricam olabilir mi abi? Ne gibi bir ricam olacak aslan? Ah Kubat'ım ya, ah Kubat'ım. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Babece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Babece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı ol. Bak aslanın ağzında evin içi bileri uçuramaz. Meveş. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Şimdi söyle tam zaman oluyor bak. Ne güzel, ne güzel. Organize de olmuşsunuz. Annenin hazırladığı kutlamaya katılacaksınız, öyle mi? Aa. Nereden bileyim? Bırak da bileyim yani. Onca yıllık eşimsin bir tanem. Bilmeyin mi yani? Kızdı mı peki? Yo, niye kızayım? Otel salonundaki yılbaşı kutlamasına gidebilecek miyiz yani? Tabii ki gidebilirsiniz hayatım. Baba ciddi misin? Ya tabii ki ciddiyim yavrum, bunun şakası mı var yani? Siz nerede eğlenmek istiyorsanız oraya katılıp eğleneceksiniz. Bu kadar basit yani. Taşını mı ölsek acaba? İyi değil bence. Kızım kendi kendine ne konuşuyorsun? Sığır mısın sen? Gidip eğleneceksiniz işte, istediğinizi yapın. Bak oğlum her şey tamam değil mi? Eksik bir şey olmasın ha. İki kere kontrol ettim Aselt Hanım. Aferin. Güzel de yapmışsın. Bak, al bu senin. Sonra benim her istediğimi yaparsın, tamam mı? Aselt, ben de bu arada hemen eve gideyim, giyineyim, akşam için hazırlanayım ha? Bana bak, geç kalma sakın. Ne demek canım, olur mu? Ben seni burada yalnız bırakır mıyım Asur? Bırakmazsın biliyorum, hınzır. Düşünebiliyor musun? Bu gece... Aslan kendi başına kalacak. Evde oturacak, kuru yiyecek. Sabahleyin biz de onu sobada bir güzel yakarız. Bana bak, diyorum ki Jülide'yi de arayayım. Telefondan ikna edeyim. Eve uğramadan doğru buraya gelsin. Ve biz keyfimize bakalım. Allah'ım! Aslan'ın en kötü günü olacak. Daha kötüsünü düşünemiyorum vallahi. Ben gidiyorum, tamam? Tamam hayatım. Bir arayayım ben. Ah, kalabalarda aslan. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.